yapmanın hayatını çalmaya kalktı o. Süreceğimi, beni mi takip ediyorsun burada? Evet, takip ediyorum. Çünkü seni başka türlü göremiyorum. Görmüyor o zaman. Beyan, yine kaçıp gidecek misin? Konuşamayacak mıyız? Ben sana dün söyleyeceklerimi söyledim. Konuşacağız. Aynı şeyleri söylemekten de, dinlemekten de yoruldum ben. Ne senin bana, ne de benim sana söyleyeceğim yeni bir şey var. Beyan, nereden biliyorsun? Daha beni dinlemedin ki. Artık söyleyeceklerinin bir hükmü yok. Senle ben diye bir şey kalmadığına göre, biz diye bir şey olmadığına göre dinlemek istemiyorum Mira. Dur. Ne yapmışsın sen bu arada? Dizginini ters takmışsın. Ah Reyhan ah. Reyhan! Mavi! Ya sen ne yaptığını sanıyorsun? Nasıl döneceğim ben şimdi? Dönme diye yaptım zaten. Herkesten uzak kalalım diye yaptım. Biraz olsun beni dinle. Benimle konuş. Benden kaçma diye yaptım. Böyle mi yapacaksın? Böyle mecbur bırakarak mı? O zaman mı dinleyeceğim seni Miran? Reyhan. Ben istemedikten sonra seni mecbur etmen neyi değiştirecek? Ha? Reyhan. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Yanlış yere gidiyorsun. Şehir diğer tarafta. Canım nereye isterse oraya giderim. Dikkat et, düşeceksin. Ya gelme peşimden. Ah! İnan. İnan, iyi misin? İyi misin? Korktun mu? Korkma, bir şey olmadı. Korkmadım. Senin bilmediğin bir şey yaptım, insanlık. Yoksa ne halin varsa gör. Reyhan. Reyhan. Reyhan, bana git deme. Çünkü gitmeyeceğim. İyi. Kal o zaman. Belki kalınca hiçbir şeyin değişmeyeceğini görünce gidersin. Anlatmak istiyorsun ya, anlat. Belki dinlesem de hiçbir şeyin değişmeyeceğini görünce anlarsın Miran. Hem ben senden bana geri dönmeni istemek için gelmedim. Evet. Onun için de geldim ama. Ben...
yaptığımı bilmiyorum Reyhan. İçimdekileri anlatacak kelime bulamıyorum. Belki ben anlatamadığımdandır. Belki de sen anlamak istemediğin içindir. Ama eğer babanı ben içseydim... peşinden gelmezdim. Çünkü ben öyle bir şey yapıp da... ondan sonra yapmadım diye yalan söyleyecek bir adam değilim. Sana inanmıyorum. Çünkü sen de bana inanmamıştın. Ama insan inanmasa da dinler bile. Hatır için, sevgi için dinler. Ama sen kabul edemedin. Yapamadın. Kabul etmeyi bırak, duymaya bile tahammülün yoktu. Şimdi benim peşimden gelip anlatmak, içini dökmek istiyorsun ya. Ben de senin peşinden çok geldim. Ben de içimi dökmek istedim sana. Tamam, yapamadım ben. Beceremedim. Ama sen yap Reyhan. Dinle beni. Ama beni ikna etmen için değil. Senin gibi çekip gitmemek için. Dinleyeceğim, sonra da gideceğim. Sen de bir daha asla peşimden gelmeyeceksin Mira. Her şeyi tek tek yeniden düşünmeni istiyorum. En baştan. Baban düştüğünde ben mutfaktaydım. Sesi duyup çıktım. Tıpkı senin gibi. Zaten beni gördün. Onun başucunda duruyordum. Eğer onu itmiş olsam... yukarıda olmam gerekmez miydi? Ya kim o zaman Miran? Sen benden önce oradaydın. Görmüş olman lazım. Kimdi? Bilmiyorum. Kimseyi görmedim. Reyhan, ben seninle beraber hastaneye geldim. Baban hayatta kalsın diye seninle birlikte mücadele verdim. Bütün bunlar olurken tek bir kez bile babanın ölmesini dilemedim. Senin gözlerinde o acıyı görmemek için ben de onun yaşamasını istedim. Yaparız sandım. Yaparız sandım ama olmadı. Bu düşmanlığı yeneriz. Nefreti bitiririz sandım. Olmadı. Ne yapmam lazım ben? Sana kendimi inandırmak için ne yapmam lazım? Masumluğumu nasıl ispatlayabilirim sana? Babam bugüne kadar bana tek bir kez bile yalan söylemedi Miran. O gece konağa neden geldi? Bizi oradan çıkarmak için. Sen istemedin ama o seni bile yaşatmak istedi. Hatta sevdamızı bile. Şimdi bana diyorsun ki inan. Sen olsan inanır mıydın? Ben sana her koşulda inanırım. Hayır Mira, inanmadın. Ben hep seni inandırmak için çabaladım. Sana rağmen çabaladım. Ama sen bana inanmadın, dinlemedin bile. İşte şimdi ben seni dinliyorum. Ama artık söyleyecek bir söz yok. Gitme. Bize bir fırsat ver.
Sen o fırsatı nefretinle aldın bizim elimizden. Ama senden de öncesi var Miran. Bu nefret bu topraklara biz daha doğmadan önce ekilmiş. İstesek de söküp atamayız.